Günaydın. 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 İlk gününüz şerefine dedem kahvaltı yemeye karar verdi. Biz de öyle tahmin ettik. Yani bu küslük sonsuza kadar sürecek değil, değil mi? Bir yerde bitecekti. Siz rahat olun. Her şey eskiye dönecek. Latif. Sofraya iki tabak daha koysunlar. Kimse kahvaltıya başlamasın. Misafirlerimiz gelecek. Misafirler kim ağa? Gelince görürsünüz. Misafirler geldi. Latif. Herkes benimle gelsin. Hadi. Ne bekliyorsunuz? Hoş bulduk. Hoş bulduk. Kızım Nükhet ve torunum Kaya. Bundan sonra burada bizimle yaşayacaklar. Hadi lütfen sofraya buyurun.
kızım ve torunum çok uzun yoldan geldiler. Bekletmek olmaz. Buyurun. Bu sofra dedemden, babamdan bana kalan en büyük miras. Peygamber Efendimiz bir hadisinde sizin en hayırlınız ailesine karşı hayırlı olanınızdır buyurur. İşte bu sofra bize bu hadisin anlamını öğretir. Nüket kızım, sen şöyle sol yanıma gel lütfen. Bundan sonra senin yerin burası olacak. Kaya, sen de annenin yanına otur lütfen. Hadi. Peki. İfakat, senin yeni yerin bundan sonra masanın diğer ucudur. Sizler de eski yerlerinize oturabilirsiniz. Buyurun. Evet. Tekrar hoş geldiniz. Aramıza, soframıza, ailemize. Hayrola, siz niye ayaktasınız hala? Şişt. Kalk oradan. Sana diyorum. Hey! Duymuyor musun? Kalk oradan. Sebep? Sebep mebep yok. Sana oraya oturmayacaksın diyorum. Hadi. Hadi. Ferit! Otur yerine. Ne bu cüret? Abimin yerine kimse oturamaz. O sandalye ben yaşadığım müddetçe abimin yeri olarak kalacak. Peki sorun yok. Otur diyorum yerine sana çocuk. Ferit. Bırak. Öyle oturun siz. Hı? Öyle seyredin. Okey? Alo. Dedem bizim yerimize yeni kıymetlilerini getirdi. Masanın baş köşesine koydu hem de. Görüyorsunuz değil mi? Ne diyorsunuz bu işe? Kıymetlilerini nereye koyarsan koy. Umurumda değil. Ben onları tanımıyorum. Tanımayacağım da.
Ama o çocuk abimin sandalyesine oturmayacak. Ferit. Ferit çok uzatma, onu otur. Sonra konuşuruz. Bunun sonrası yok. Baba, o çocuk şimdi kalkacak buradan. Yeter. Kes sesini. Bu evde sen neysen Ferit Efendi, bundan sonra Kaya da odur. Artık bu sofrada böyle oturulacak diyorsam, böyle oturulacaktır. İstemeyen varsa oturmaz. Anlaşıldı mı? Çok iyi hem de. Afiyet olsun size. Görüyorsunuz. Bir ağaçta gül de biter diken de. Bu yalıda doğup büyümüş olmasına rağmen hala bu evin kurallarını, örf adetini, büyüklerine karşı saygılı olmayı idrak edememiş olanlar var. Ama onun kabahati değil bu. Bu vakte kadar ona bunu öğretmeyenlere bakmak gerek. Hadi ağzımızın tadı daha fazla kaçmadan. Buyurun. Afiyet olsun. Ferit. Pissinler ya. Sakin olur musun lütfen? Ya ne sakin olacağım Seyran ya? Dedemin yaptıklarını görmüyor musun? Elin herifini abimin yerine oturtmak ne demek ya? Elin herifi değil o çocuk. O çocuk senin kuzenin. Ne kuzeni ya? Başlarım öyle kuzene. Sokakta görsem tanımam. Nereden kuzenim oluyormuş ya? Ne o Nüket denen kadını, ne o tipi tipi. Hayatımda bir kere görmüş müyüm acaba? Sokaktaki iki yabancıdan ne farkı var benim için? Tamam haklısın. Haklısın, hem de çok haklısın. Ama bak bana bir tane. Böyle yaparak olmaz, tamam mı? Böyle yaparak hiçbir yere varamayız. Sakin olman lazım, lütfen. Sakin olmam lazım. Sakin olacağım Seyran, okey. Ya adam sırf bana inat olsun diye, düzenimiz bozulsun, huzurumuz kaçsın diye çağırmış onları. Bütün bu olanların suçlusu benmişim gibi, dedem sırf benden intikamını almak için bildiğin Londra'daki yedek kulübesinden "Aa benim şöyle bir kızımla torunum var" diye oyuna sokmuş. Sen de bana sakin ol diyorsun ya. Hayır ben de salağım, bunları yiyeceğim, öyle mi? Hayır Ferit, salak değilsin tabii ki ama evet, sakin kalman lazım. Başka bir şansın yok. Böyle bağır çağır hiçbir yere varamazsın. Bunu anlatmaya çalışıyorum sana. Hem senin yüzünden değil, Allah kahretsin ki benim yüzümden yaptı bütün bunları. Halis ağa babamla bana çok kızdı, o yüzden çağırdı onları işte. Seyran sen de her şeyi bir üstüne alınma ya. Seninle ne alakası var? Dedem sırf sana kızdı diye mi çağırdı onları? Belli ki tutulmuş işte, babama tutulmuş, yengeme tutulmuş. Kafasında ne varsa artık. Hem ayrıca sana tutulmuş, bana tutulmuş, babana tutulmuş ne fark eder ya? Böyle bir şey yapamaz Seyran. Abimin yerine o herife oturtmak ne demek ya? Oturtamaz. Asum'un yüzünü görmedin mi aşağıda? O kızın ne günahı var ya? Ne günahı var o kızın? Ya abim? Bunu mu hak ediyor? Çıldıracağım ya. Biri de kalkıp da seni çıkarmadı ya. O pisliği gördün değil mi orada? Gördün nasıl yandan yanına sırıtıyordu bana. Bir de ne bulduysa takmış, oyuncak bebek gibi. Allah'ın süslü bebeği. Kendini bir hat sanıyor. Ferit. Ben ona ne yapacağımı çok iyi biliyordum Ferit. Da. Ferit bir dur. Yapamadım işte. Bir dur, başım döndü artık, bir dur. Bir tanem bir dur, sakin kal ne olur. Ne olur aşkım, rahat bir nefes al, gel bir oturalım şöyle, tamam, bir sakin sakin düşünelim. Mantık çerçevesinde gel. Gel bir tanem, hadi gel şöyle bir otur, gel.
Ver bir rahat nefes al lütfen. Kendini yorma bu kadar. Evet, dediğin de haklısın. Deden bilerek yapıyor bütün bunları. Artık ne kadar sinirlendiyse, ne kadar çok öfkelendiyse aynısını sizin de yaşamanızı istiyor. Aynı acıyı sizin de çekmenizi istiyor. Evet, ama sakin kalman lazım Ferit. Sabırlı olman lazım. Tamam mı? Lütfen. Yani şimdi siz birbiriniz tanıdıkça seveceksiniz belki de birbirinizi, yani Kaya'yı, hani konuştukça, anlaştıkça. Bu kadar peşin fikirli olma. Ne diyorsun sen ya? Deli misin kızım sen? Ben ne anlatıyorum? Sen ne anlatıyorsun bana ya? Ne oldu? Sen çok mu ısındın Kaya'ya ilk görüşte? Ha? Arkadaş oluruz falan diye mi düşündün yoksa? Ha Seyran? Ferit bak, sinirlisin diye ağzımı açmıyorum. Ama saçmalıyorsun, hem de çok fena. Asıl saçmalayan aşağıdakiler! Bir sakin olur musun artık ya? Ne sakin olacağım ya? O herif abimin koltuğunda oturduğu sürece ben sakin olmak istemiyorum. Bu eve geldikleri gibi gitmedikleri sürece ben asla sakinleşmeyeceğim. Evet. Nükhet. Söyle bakalım, rahat geldiniz mi? Sağ olun Halis Bey. Evet, rahat geldik. Pardon. Zahmet olmazsa kara buğday ekmeği alabilir miyim? Ya da beyaz ekmek olmayan herhangi bir şey. Maalesef bugün sadece beyaz ekmeğimiz var. Aldırıverin hemen. Yok, hiç gerek yok. Sağ olun. Öyle şey olmaz. Bu evde ne isterse, neye ihtiyacın varsa söylemen yeterli. Beni kırmadınız. Rahatınızı, düzeninizi bozup ta buralara kadar geldiniz. Teşekkür ederim ikinize de. Sizin varlığınızla birlikte istediğim o aile olabileceğiz inşallah. Tüm evlatlarım, torunlarım kanatlarımın altında. Ama burada olmanızın özellikle de senin Nükhet kızım benim için başka bir anlamı daha var. Latif yaklaş. Senin de duymanı istiyorum söyleyeceklerimi. Öyle yoruldum ki şu son zamanlarda. Ama her kişiyi gösteren sabrıdır. Sustum. Sabrettim. Hem yiyecek ekmeğim, alacak nefesim varmış daha. Çok şükür gücümü, kuvvetimi yeniden topladım. Ama yüreğimdeki yorgunluk geçecek gibi değil. İnsanın güveneceği, sırtını yaslayacağı biri olmayınca daha da zor. Nükhet'i bunun için çağırdım işte. Bana destek olması için. Bundan böyle bu yalıda benim sözümden sonra Nükhet'in sözü geçecek. Bu yalı ile ilgili tüm kararları Nükhet alacak. Bu vakitten sonra
Nüket'in sözü benim sözüm olacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı ağam. Latif. Anlaşıldı ağam. Orhan. Anlaşılmadı baba. Nüket Hanım, bu aileyle, bu yalıyla ilgili ne biliyor ki? Böyle bir görevi atfediyorsunuz kendisine. Daha önce tanışmamışız, görüşmemişiz kendileriyle. Şimdi diyorsunuz ki, bundan sonra onun sözünü dinleyeceksiniz. O adil mi? Öyle bir şeyi anlayışla karşılamamızı bekleyemezsiniz. Baba. Paşa gönlünüz bilir. Ona da söylediğim gibi isteyen benim kararlarıma saygı duyar, uyum sağlar, istemeyen de bak, kapı orada. Ömrümün azan vakti gelmiş. Ecel kapıma yaklaşmış. Bu vakitten sonra gidene de, kalana da tek sözüm yoktur benim. Halis Bey, sizinle biraz konuşabilir miyiz? Yalnız. Latif, kahveler odama gelsin. Bak Ferit'ciğim, sonuç olarak bu insanlar Halis Ağa'nın kızıyla torunu, tamam mı? Ve bu insanların bu evde yaşamaya hakları var. Biz buna hiçbir şey diyemeyiz. E'si, yani anlaşılan biz bu insanlarla beraber yaşayacağız. Ve bu insanlarla yüz yüze bakacağız Ferit bundan sonra. Zaten herkesle aramız gergin. Bir de bu insanlarla aramızı bozmayalım diyorum. Canım karım benim. Adam daha herif girer girmez abimin yerine oturttu. Asuman'ın gözü önünde, benim gözümün önünde. Yengemi yıllardır oturduğu yerden kaldırıp en köşeye koydu. Bu ne demek biliyor musun? Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak çocuklar demek. Tabii ev onun, düzen onun, hepimizin büyüğü. Eyvallah. Ama ben bu saatten sonra dedemin her dediğine he demeyeceğim. Ferit'ciğim tamam haklısın. Gerçekten haklısın, hiçbir şey diyemiyorum zaten. Ama Halis Ağa da çok zor şeyler yaşadı. Yani birazcık sakin kalmayı başarabilirsen. Kalmayacağım. Razı gelmeyeceğim. Gelmeyeceksin de ne yapacaksın peki Ferit? Hı? Halis Ağa bu kurallara hepiniz uymak zorundasınız diyor. Uymayacağım. Tamam, siz ikiniz bu kurallara uymasanız da olur mu diyecek deden sence? Dedeni tanımıyormuş gibi konuşma lütfen. Halis Ağa'nın ne dediği umurumda değilse ben bu evde ya bildiğim gibi yaşarım ya da... Ya da ne Ferit? Ya da bu evden taşınırız olur biter. Ferit, bu kadar kolay mı sence bu evden taşınmak? Yaşadığımız bunca şeyden sonra bu mu zor geliyor sana Seyda? Tamam. Şöyle mi yapalım o zaman? Yani biz çok zor şeyler yaşadık.
cesaretlendik ve istediğimiz her şeyi yapabiliriz mi oynayacağız bundan sonra? Yani sana mantıklı geliyor mu? Yani sırf Kaya Fuat'ın yerine oturdu diye evden mi taşınacağız? Aslında haklısın. Helal sana. Önce o herifi abimin yerinden kaldırayım. Sonra taşınma işini düşünürsün. Ferit. Afiyet olsun. Mersi. Pardon, bir şey sorabilir miyim? Siz hep böyle misiniz? Yoksa bugün özel mi? Nasılmışız biz? Hep böyle güler yüzlü. Yani mutluluğu gözlerinden okunan, hayattan keyif alan, sevecen insanlar mısınız diyorum yani. Genel olarak. Bütün hayatını İngiltere'de geçirmiş biri için Türkçen çok iyi maşallah. Teşekkürler. İnsanın hep özünden ve değerlerinden kopmaması gerektiğini düşünmüşümdür. Düşünmekle kalmış o belli. Özüne, değerlerine saygılı olsan yeni kaybettiğim oğlumun yerine bu kadar fütursuzca oturmazdın. Bakın, orada bir yanlış anlaşılma var. Bir problem benden kaynaklanmıyor. Kimden kaynaklanıyor peki? Ben sonuçta buraya oturmamı Halis dede istedi. Yoksa ben de sizin ölen oğlunuzun yerine oturmaya çok meraklı değilim. Yeter. Sizi tanımıyorum. Nasıl bir insansınız bilmiyorum. Ama dünyanın her yerinde kaybolan insanlara saygılı davranılır. Böyle alay eder gibi konuşulmaz. Katılıyorum. Asuhan, ne oldu? Şş, bana bak. Bırak. Ağlattı değil mi şimdi? Asuhan. Ferit. Kalk lan oradan. Ferit. Kalk lan oradan. Ferit. Ferit. Tamam, lütfen. Ferit, lütfen. Ne? Sen de fazla oluyorsun ama. Ben fazla oluyorum, Ferit. Evet. Daha da fazla olacağım sana. Ferit. Şaşıracaksın. Sen bilirsin. Ama bir dahakine böyle susacağımı zannetme. Konuş lan. Konuşsana, ne konuşacak biz? Ferit. Konuş hadi. Ferit. Ferit, tamam. Hadi. Sen de susar mısın artık lütfen? Aa. Sabahtan beri şu koca yılda rica eden birini görüyorum ya. İletişim kurması bilen tek kişi. Sizi tebrik ederim. Seyran'dı değil mi? Seyran'cığım şey, keşke şu kocan da senden bir şeyler kapmış olsaydı da. Hiç oralarda değil abi, değil mi? Aldı kapalı. Kaya, lütfen rica ediyorum. Seyran, kes sesini! Kime rica ediyorsun sen? Kime lütfen diyorsun ya? Kim ya bu? Ha? Kimsin lan sen? Sen kimsin oğlum? Ben kimim biliyor musun? Sen bu evde kimsen ben de oyum. İkimiz de Halis Koran'ın torunuyuz. Yanılıyor muyum? Yanılıyorsun. Bırak! Ferit! Oğlum bırak! Ferit! Ferit saçmalama Ferit. Oğlum ne yapıyorsun? Ferit lütfen! Lütfen gidebilir miyiz artık ne olur? Hadi oğlum hadi. Hadi. Sakin lütfen. Senin de tarzın anlaşıldı. Akşam yemekleri de bu kadar aksiyonlu geçerse
bayağı bir kilo verir. Çünkü anladığım kadarıyla bu kavga dövüşten çok bir şey yenmiyor burada değil mi? Gerçi siz galiba bu kavga dövüş işlerine çok katılmıyorsunuz. İşte açık. Maşallah. Ya Seyran, sen o herifle niye konuşuyorsun ya? Lütfenler, ricalar falan ne yapmaya çalışıyorsun ya, sen ya? Ya ne yapsaydın Ferit? Ne yapsaydım? Biz seninle daha az önce ne konuştuk ya? Ne söyledim ben sana, ne anlattım? Sakin ol dedim, sabırlı kal dedim. Sen ne yapıyorsun? Ya koluna bir şey olsaydı Ferit? Ha? Ya koluna bir şey olsaydı? Daha ne kadar oldu şunun şurasında ameliyattan çıkalı ya? Hayır, ne yapmaya çalışıyorsun gerçekten anlamıyorum. Ben ne yapmaya çalıştığımı çok iyi biliyorum Seyran. Sen de bana engel olmazsan çok memnun olurum. Tamam, ne yapmamı istiyorsun peki? Ağzını açma yeter. O herifle tek kelime konuşmayacaksın, duydun beni? Tamam Ferit, hadi gidelim artık şuradan ne olur ya. Nereye? Ablam yazdı da şey, ilk günümüz ya bugün Ferit'ciğim. Babam bekliyor el öpmemiz için oraya. İsabet olur. O yoldaki tek kişinin bile yüzünü görmek istemiyorum çünkü. Hayrola? Bir şey mi oldu? Bir şey oldu oldu. Çok daha büyük şeyler olacak. Of. Ben göstereceğim hepsini. Ya az önce daha ne konuştuk? Hiç laf dinlemiyorsun. Ne oldu oğlum? Anlatsana. Bir sakin ol ya. Neyse, konuşuruz arabada. Şu arabayı getirsene. Ya. Ya. Bana bak. O herifle tek kelime konuşmayacaksın. Ay, tutuldu mu tutuluyorsun Ferit'ciğim? Tamam ya. Söz var. Oho. Vallahi de yandık, billahi de yandık. Söz ver diyorum sana. Tamam Ferit'ciğim, tamam. Tek kelime dahi etmeyeceğim, tamam mı? Böyle el hareketleriyle falan anlaşacağım çocukla. I'm sorry Kaya, I'm so sorry. Yoksa kocam beni keser falan diyeceğim, tamam? Hadi bin şu arabaya. Biz ne kafalardayız, sen ne kafalardasın hadi ya? Hadi bin, tamam Ferit. Geç dalganı, geç. Vur patlasın, çal oynasın ha. Nasıl iş ya? Ne tuhaf. Daha önce fark etmemiş. Annene ne kadar da benziyorsun. Aslına bakarsanız bizi birbirimize hiç benzetmezlerdi. Bana öylesine yabancısınız ki tanıdık bir şeyler arıyorsunuz. Ama ne yazık ki aradığınız o yerde ben yokum Halis Bey. Neyse ki şu an karşı karşıyayız. Birbirimizi daha iyi tanıyacağız, anlayacağız. Ben az önce çok şey anladım zaten Halis Bey. Başta beni buraya neden çağırdığınız olmak üzere. Siz beni buraya diğerlerinden, çocuklarınızdan intikam almak için çağırdınız değil mi? Her ne olduysa onlara kızdınız, düzenleri, rahatları bozulsun diye beni buraya getirdiniz. Onlara ders vermek istediğim doğru. Ama seni sırf bu yüzden çağırdığım doğru değil. Biliyorsun seneler önce annen, sonra büyük oğlum, şimdi de Fuat ve Ferit'in başına gelenler. Hak Teala fani olduğumuzu hatırlatıyor sık sık. Bana düşen bu günleri, beraber geçiremediğimiz senelerin telafisi için çabalayarak geçirmektir. Kalan günlerimde seni ve Kaya'yı tanımak isterim. Peki bunun için böyle sınanmanız mı gerekiyordu? Biraz geç kalmadınız mı? Kaldım. Gönül isterdi ki bunların hiçbiri yaşanmadan akıllansaydım. Ama insanoğlu işte. Başına gelmeden anlamıyor. Ne demişler? Demir tava gelir, kömür biter,
Akıl başa gelir, ömür biter. Ben buraya sizin vicdan muhasebeniz için gelmedim. Rahmetli annemle tek benzerliğimiz ne biliyor musunuz? Kaderlerimiz. O da beni bir başına büyüttü. Ben de oğlumu öyle. Şu hayatta benim oğlumdan, oğlumun da benden öte kimsesi yok. Ama artık olmak zorunda. Bu yüzden geldim İstanbul'a. Oğlum için. Yalnız kalmasın, benden sonra bir ailesi, bir evi olsun diye geldim. Ben iyi değilim Halis Bey. Yani bir rahatsızlığım var. Ne diyorsun sen kızım? Ne rahatsızlığı? Hastalık işte, beni de buldu. Yapacak pek de bir şey yok. Ben kabullendim artık. Kaya durumu biliyor ama hastalığın nereye doğru gittiğini bilmiyor. Neden peki bunca zaman? Bana neden söylemedin bunu ha? Bana neden haber vermedin? Belki bir hal çaresi bulurduk. Bulurduk belki bir çözüm. Çünkü... böyle şeyler ancak bir babaya söylenebilirdi. Maalesef. Benim hiç babam olmadı. Çıldıracağım ya. Çıldıracağım abi ya. Dedemin yaptığına bak ya. Ulan vurulmuşum. Ölümden dönmüşüm. Başıma neler gelmiş. Adam yaşadığıma şükredeceğine tutmuş bir de çakma torununu getirip abimin yerine oturtuyor ya. Bu nasıl bir kafa? Ben kafayı yiyeceğim ya. Hayır ben anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum ya. Ben mi abartıyorum bunu bu kadar? Ulan ölüp gitsem kimsenin umurunda olmayacak Benim be. Abartma istersen. Bence de. Abartmayalım tamam mı? Çocuk nereden bilsin oranın Fuat'ın yeri olduğunu? Deden zorla oturttu işte çocuğu. Sen de gördün. Ferit lütfen yapma ya. Seren sen hayırdır ya? Ne hayırdır? Hayırdır sen? Daha çocuğu göreli iki dakika olmadı hemen avukatlığını yapmaya mı başladın? Çok mu zoruna gitti o herife laf etme? İki dakikada kanın mı kaynadı hemen nedir? Yapma şunu ya. Yapma işte şunu lütfen ya. Ferit yavaş ol. Bırak Abidin abi bırak. O şimdi başladı bana içinden kurulmaya. İçinde kalacağını dışarı döksün en azından. Konuş Ferit'ciğim, konuş. İçinde kalmasın, olur mu? Kızım ben ne kurulacağım sana ya? Hayret bir şey, Allah Allah. Ben sana laf mı ettim şimdi? Yok canım, sen bana hiç laf eder misin zaten? Sabahtan beri acaba kime söylüyorsun onca lafı, değil mi? Çok basit Zeyran. O süslü çakma kuzenime, okey? Sen yoksun bu resimde. Ama sen ne yapıyorsun? Bir şekilde konuya girmeyi başarıyorsun. Hasta mısın sen Ferit ya? Neyin içine girmişim ben, pardon? Abidin abi dedim ki ben sadece çocuğa. Lütfen dedim, uzatma dedim. Bu kadar ya. Bu kadar dediğim bu. Neyin resminin içine girmişim ben, pardon? Lütfen diyor ya. Lütfen diyor ya. Oh. Deme kızım, deme. Deme, bir şey demesen ya, konuşma. Tamam. Bak böyle bir opsiyon da var hani. Konuşmamak, hiçbir şeye karışmamak. Tamam. Ama yok, yok abi Seyra Hanım yerine duracak mı? Seyra Hanım tabii ki yerine tamam, durmayacak. Ferit, her zaman, her yerde bir şekilde konuşmayacağım. O kolun içine girmeyi başaracak tamam, ya. Tamam, konuşmayacağım. Tamam mı? Öyle mal gibi bakacağım bundan sonra. Tek kelime etmeyeceğim. Tamam mı Ferit? Al işte. Allah Allah.
Kızım ben öyle bir şey mi diyorum ya? Konuş, ne yapıyorsan yap. O çocukla konuşma diyorum sadece. Bunu anlamak çok mu zor Seyran? Tamam. Konuşmayacağım Ferit'ciğim o çocukla. Tamam mı? İstersen seninle de konuşmayayım. Nasıl? Hı? Konuş dediğinde başlarım, sus dediğinde susarım. Olur mu Ferit'ciğim? Hatta istersen nefes de almayı vereyim. Hı? Abi ya. Senin isteklerin doğrultusunda ben hayatımı idame ettim. Abi ya. Bundan sonra. Ben ne yapacağım ya? Hayır, ne yapacağım ya? Ulan insaf be, insaf. Vicdan, vicdan. Daha hastaneden çıkalı 2 gün olmadı, şu halimize bak. Ortalık yangın yeri. Neden acaba? Neden acaba? Ferit, bak. Olmalı dinlemem, balık içli verir. Ya Ferit, Seyran. Allah Allah, deli misiniz, bir durun. Deli olan o Abidin abi ya. Sabah sabah nefes aldırtmadı, görmüyor musun? Evet. Cellat Ferit Korhan geri döndü, hem de kanlı canlı. Hoş geldin Cellat Ferit Korhan. Cellat Ferit Korhan, öyle mi? Peki. Çok şikayetçiysen geri dönebilirim Seyran. Ferit, uğraşamayacağım seninle şimdi, hadi. Bu evde Kaya'ya bir oda verin. Benden sonra onun bir ailesi olsun. Ben babasız büyümenin zorluğunu çok iyi biliyorum. Maalesef oğluma bunun aksini yaşatamadım. Ama belki sizin sayenizde büyük bir aileye ait olduğunu hissedebilir. Gözüm arkada kalsın istemiyorum. Hiç merak etme. Ben yaşadığım sürece ve benden sonra da Kaya'nın evi burası olacaktır. Ferit'ten hiçbir farkı, eksiği olmayacak. Teşekkür ederim. Siz benim için bunu yapın. Ben de sizin istediğinizi yapayım. Çocuklarınıza bir ders vermek, onları hizaya sokmak istiyorsunuz. Bunun için elimden geleni yapacağımdan şüpheniz olmasın. Peki. İzninizle ben Kaya'ya bakayım. Nükhet. Bence daha fazla uzatmayalım. En azından şimdilik. Fakat bir de sen başlama Allah aşkına artık. Ya bunca yıl emek vermişim. Paçavra gibi kenara atıyorlar. Nasıl razı olayım? Aa. Sen hiç kenarda kalır mısın? İlla geçersin önüne. Gülgün. Hiç tanımadığım birisi gelip benim masamın baş köşesine oturamaz. Hele benim oğullarımın yerine asla geçemez. Nasıl bozduysanız öyle düzelteceksiniz. Ne yapıp edip bu işi halledin. Yoksa ben sizin huzurunuzu büyük bozacağım ona göre. Ya dirileceğim. Hepsi üstüme üstüme. Gülgün bir yandan, Seyran bir yandan. Biri bize ama söyleyecekti. Aklım gidiyor, bu işi çözmemiz lazım. Biz diye bir şey yok artık İfakat. Farkındaysan babam beni bu sabah evlatlıktan reddetti. Ben de sıkıldım zaten bu işlerden artık. Burama kadar geldi. Yani ben de yokum bundan sonra. Madem babam yeni bir düzen istiyor. Her değişimin bir bedeli vardır.
acaba? Ne demek istiyorsun? Allah aşkına ne yapacaksın? Hiç. Hiçbir şey. Sadece ortalarda gözükmeyeceğim. Artık canımın istediği gibi yaşayacağım bir fakat. Hiçbir şeyi ertelemeyeceğim. İçimden geldiği gibi yaşayacağım. Madem bugüne kadar ne aileme ne çocuklarıma faydam dokunmuş, hiç olmazsa kendime dokunsun bundan sonra. Öyle değil mi? Hadi eyvallah. Ferit, sakın babama bu sabahki olaylardan bahsetme, olur mu? Nükhet ve Kaya'dan bahsetmek yok. Zaten herkes gergin. Bir de şimdi gidip babamla uğraşmayalım, lütfen. Bak, 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 bak. Seyran, sen bir gerildin bakıyorum, eller, kollar falan. Ha? Sakin mi olsan karıcığım? Düş peşime. Müsaade edersen olacağım da. Pek şans vermiyorsun maalesef Ferit'ciğim. Bayılırsın zaten sakin olmaya. Ferit, bak babamı tanıyorsun. Eğer mevzunun içine dalarsa işler daha karmaşık hale gelir. Tamam mı? Zaten her şey getirince karma karışık. Bak bu meselenin babamı kesinlikle öğrenmemesi lazım. Halisa bir kızarsa 10 kızar, ona göre. Tamam mı? Tamam be, Allah Allah. Ferit, anladın değil mi beni? Tamam mı? Anladık, tamam işte, hadi aç. Ferit. Aa. Tamam, güveniyorum sana. Tamamsa tamam. Tamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk ablacığım. Hoş geldiniz. Aynen, oh. İyi. Ay ne iyi ettiniz de geldiniz. Hadi geçin ağam, terasta sizi bekleyin. Kazım papağan. Vay damat, gel hele gel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk halacığım. Hoş geldiniz ya. Geç. Hoş geldiniz. Hocam. Hoş geldin kuzum. Hoş geçin, geçin, geç. Geçin, oturun. Kahve mi içiyorsun? Kahve oğlum. Kolun nasıl oldu? İyi misin lan? Şöyle böyle. İyi olucu oğlum, kolun iyi olucu. Damat. Hayırdır oğlum? Yüzün sirke satayım. Ne oluyor lan? Sorma Kazım Baba ya. Yani daha ilk günden ortalık yangın yeri, yemin ediyorum çileden çıkartırlar. Bunlar adamı delirtir Kazım Baba ya. Delirtir ya. Ne oluyor oğlum, ne oluyor la? Benim damadımı kim delirtir bilirmiş oğlum? Bana bir anlat bakayım, ne oluyor? Dedem. Ne işaret ediyorsunuz? Ne, bana da bir anlatın hele, ne oluyor ya? Bir anlat. Dedem yine yapacağını yaptı Kazım Baba. Halis Kur'an. Ne etti? Bana bir anlat. O deden gene ne etti? Söyle. Bombayı öyle bir patlattı ki aklın durur yani. Londra'daki yedek kulübesinden kızı Nükhet'le onun oğlunu buraya çağırdı. Abo! Abo, daha bitmedi. İfakat yengemin yerine Nükhet'i, abimin yerine de o çakma torununu oturttu. Belli ki bütün yalının idaresini Nükhet'e verecek. Anlayacağın, dedem bize dedi ki, hey hey dedi, sizin devriniz bitti dedi. Oğlum sen ne diyorsun lan? Ağzın ne diyor Ferit? Ha? Ne torunu oğlum, ne Nükhet'i lan? Üf, ya inanılmaz bir şey ya. İnanılmaz bir şey ya. Yani dakika bir, gol bir diye buna derler yani. Böyle bir şey olabilir mi ya? Vay 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 vay. Göreyim. Göreyim Halis Koran'a. Göreyim mi neler dediği? Bakayım mı? Bak neler dediği. Ne bakıcım? Sanki bilmediğimiz şey. Kızıyla torunu gelmiş işte, o kadar. Kime ne? Çok yaşa hala ya. Vallahi çok yaşa ya. Evet, bu kadar basit yani. Sonuç olarak bu insanlar Halisa'nın kızı ve torunu yani. Ama nedense Ferit'in aklı asla basmıyor. Ya Kazım Baba, senin bak bu kızın var ya, tam avukat olacak kızmış bu ya.
Sen bunu avukat etseydin. Sabahtan beri bana o çakma torunu savunup duruyor ya. Ferit. Ne Ferit? Bak bak bak, bir de böyle gözlerini belertiyor. Aman Ferit. Yapma Ferit. Sakin Ferit. Ya bu nasıl bir kafa? Ben artık kafayı yiyeceğim. Bak sana yemin ediyorum, kepenkleri vurup gideceğim buradan Kazım Papa ya. Ya bu nasıl bir iş Allah aşkına ya? Kimse beni anlamıyor. Bir Allah'ın kulu beni anlamıyor ya. Ben seni anlayayım oğlum, ben seni anlayayım. Haklısın, haklısın. Ben senin yanındayım. Yahu benim kafasız kızım. Ya biraz düşünün ha, düşün. Allah size bu kutuyu niye vermiş? Düşünün diye ha, düşünün. Azıcık düşünün ya. Kızım, ya durup dururken nereden çıktı bunlar ha? Nereden çıktı nükhet? Nereden çıktı o çakma torun ha? Nereden çıktı? Acaba neden? Bütün düzen, nizam bozulucu ya. Niçin? Ne için böyle bir şey yapıyor bu Halis ağa? Bunu bir araştırmak gerek. Bunu bir irdelemek gerek. Hayır yani, bir de bize bir sorarsın ya. Ya kardeşim, biz de bu evde yaşamıyor muyuz ya? Bizim de bir söz hakkımız, bir fikrimiz olması gerekmez mi? Bu nasıl bir emrivakiliktir ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Olabilir mi ya? Ne münasebet canım? Oğlum, şimdi bunlar geldi ya. Bunların şimdi söz hakkı var. Başka her bir şeyde başka hakları da var, öyle mi deyin? Ne deyin Ferit? Ben sana bir şey diyeyim mi Kazım Baba? Ben bu saatten sonra dedemden her şeyi beklerim. Yaktı yani, kayış koptu. Yok, yok olmaz öyle şey. Bak, Koranların tek ve yek varisi, orijinal torun sensin oğlum. He? Ya Fuat'ın yerine adam oturtmak ne demek ya? Daha çocuk gidene iki gün oldu. Kazım, anlamadan dinlemeden konuşayım. Çocuğun da ateşini harlayın. Haklı. Damadım bu konuda haklı. Ben bu konuda tam destek, full destek pompayım ona. Oh be! Şükürler olsun ya. Ya yemin ediyorum beni bugün destekleyen tek kişi sensin ya. Ya biri mi ağzını açmaz ya. Ulan bir şey de be. Bir sesin çıksın be. Sana yemin ediyorum bunlar hepsi var ya. Hepsi dedemin kölesi olmuş ha. Haksız mıyım? Hepsi kölesi olmuş. Ya belki ben onlarla beraber aynı evde yaşamak istemiyorum kardeşim. Ha? İstemiyorum ya. Ne münasebet ya? Evet, istemeyebilirsin ya. O Orhan da mı bir şey demedi? Demedi. Bak hele bak. Ya ne demek ya? Ne demek? Ne demek ha? Önce bir kere oğlum, sana bir sorucular lan. Orijinal torun sensin, sana bir sorucular. Yani eve birileri geliyor, misafir geliyor, uygun mudur, değil midir bir sorucular lan. Sonra senin hanımına sorucular. Kızım nedir durum diyecekler, müsait misin, uygun musun diyecekler. Böyle bir şey olabilir mi ya? Niye olmayacakmış? Halis ağa kararını vermiş. Bunca yıl görmediği kızını, torununu yanında görmek istemiş. Ha? Kime ne? Neresi yanlış bunun? Ya sen ne diyorsun hala ya? Senin ağzından çıkanı kulağın duyayım ya? Ya burada yek ve tek orijinal torun dururken çakma torun getirmek neymiş ya? Çakma torun nereden çıkıyor? Ben onu sorayım. Hiç. Tanıyık onların anasını, danasını, tüm sülalesini tanıyık. Onlar var ya, ne anasının gözü, ne anasının gözü. Tabii o canım. Nüket şimdi geleceği, oğlunu getireceği, Koranların valisi edeceği. Pışık. Ben böyle bir şeye müsaade etmem. Ben olduğum sürece mümkün değil. Babacığım, bak. Ferit vallahi de, billahi de, tillahi de abartarak anlatıyor durumu. Ya Nüket Hanım yani öyle parayla pulla derdi olacak bir kadına hiç benzemiyor. Öyle olsaydı bugüne kadar gelmez miydi ya? Gelmez miydi? Hala gelirdi. Ya halamın da dediği gibi Halis Ağa'nın aslında tek isteği ya, torunuyla ve kızıyla beraber yaşamak, birlikte yaşamak. Tabii. Yaşamak için aynen. O Nüket kızıyla çakma torun kanatsız melek yani, öyle mi? Ya bir kere herifin tipinde meymenet yok be. Tipinde meymenet yok ya. Ulan erkek adam dediğin Kazım Baba. Erkek adam dediğin o kadar şeyi takar mı ya? Ne takıyor lan? Yahu görme. Ne bulduysa takmış. Yüzükler, bilezikler, halhallar, saçma sapan kolyeler filan. Bir görsen var ya, süslü bebek. Tam bir bebe ya. Böyle bir şey görmedim ben ya. Allah'a zottiriydin ya. Tam bir zottirik. Ya ben seni anlayayım damat, ben seni anlayayım. İngiltere'den gelmiş, cincon diyin yani ha. Ne cincon, ötesi bir şey bu. Londra cinconu bu ya, Londra cinconu yani. Çok ayıp Ferit ya. Yusuf! Sen ne konuşuyorsun, sen ne konuşuyorsun? Ben anlamayayım ki sen ne konuşuyorsun ya. Yani 5 dakika kadınla oturdun diye kadın iyi mi oldu yani şimdi? Ya arkadaş, benim saf kızım, benim güzel kızım bak. Neye geldi bunlar ha? Bunca yıldan sonra o Halis Ağa'nın güzel gözlerini görmeye mi gelmiş bu torunla Nüket ha? Ha benim saf kızım. Ben olmasam sen ne edeceksin ha? Hiçbir şeyden anladığınız yok. Ya git oğlumla bana kahve yap. Aynen.
Ya seninle oturayım burada ya. Gel al kızlarını bir kayfa yapın bize. Ferit, oğlum bak bu olay çok mühim. Bunun icabına bakmalıyız, bilesin. Kesinlikle. Ya ne oturuyorsunuz ha? Niye oturuyorsunuz Daltonlar? Haydi kahve yapın bana. Haydi. Kayfa. Ay arkadaş ya. Dert bitmiyor ya. Ya Seyran. Benimki sade olsun. Oğluma sade yapın. Sen daha içeyin. Delirmiş yine Selimki. Ha ne oldu? Bir anlat artık ya. Bir gün yüzü görmediniz be kızım. Ne oldu gene nedir? Ha? Hayır kendi yetmiyor. Bir de gidip babamı gaza getiriyor ya. Sonra ikisini birden sakinleştirmekle uğraşacağız. Seyran babam ne yapabilir ki ya? Boş ver takma kafana. Suna sen de sanki babanı tanımazmış gibi kızım. Daha ne yapsın abla? Görmedin mi adamı hastanede, istemede, düğünde? Babam var ya bundan sonra durdurabilene aşk olsun modunda öyle söyleyeyim yani size. Yani bence o siz evlenene kadardı. Ben öyle söyleyeyim yani. Artık evlendiniz yani niye bir şey yapsın ki? Yapmaz bence. Vallahi sabah olanları görseydiniz. Şu an neden bu kadar korktuğumu anlardınız. E tam anlatmıyorum ki kızım anlayak. Ferit var ya delirdi resmen. Sinirden böyle gözü döndü çocuğun. Tutmasaydık çocuğa vuruyordu ya. Aa o kadar. O kadar diyorum size. Bir de o insanlar daha yeni geldi yani. Bilmiyorum artık bundan sonra ne olacak, nasıl olacak bilmiyorum yani. Ya ablacığım ya. Bence bunlar iki gün böyle kedi gibi kavga ederler. Üçüncü gün barışırlar bir şey olmaz ya. İnşallah, inşallah. Vallahi herkes çok gergin evde. Hepsi bir kaşık suda boğacak gibi bakıyor bize öyle söyleyeyim. Üstüne bir de bu olay. Evin huzuru muzuru kalmayacak ya. Ağzından yel alsın kızım. Sen gene de deme öyle. Ne yapayım anne ya? Yani aslında düşünürsem bir bakıma iyi de oldu. Dikkat sizin üzerinizden dağıldı. Yani değil mi? İyi oldu bence. Her şey benim yüzümden oldu. Halisa sırf bize olan sinirinden onları getirdi. Kim bilir aklına daha neler var. Ablacığım, Ferit senin yanında olduğu sürece korkma. Ne yapar, ne eder o bir şekilde yolunu bulur, halleder. Ayrıca yani sen artık o evin hanımsın ya. He. Sabırlı ol, güzel düşün. Keşke bu kadar kolay olsaydı her şey. Söylemesi kolaydı. Neyse, ben şunları götüreyim. Hadi. Hadi. Ya sen ne acayip bir adamsın ya. Ay benim gülüm ya. Ver oğlum. Teşekkür ederim elinize sağlık. Afiyet olsun. Sade mi bu? Sade. Sağ ol. Of kazım baba. Kızım. Bak. Yat. Kah. Şükret. Olaya el attım. Hepsini çözeyim. Öyle mi damat? Öyle. Eminim çözersiniz. Nasıl çözeceksiniz baba? Nasıl çözecek? Ben akşam gideyim. Hem o nükete hem de o çakma toruna haddini iyice bildireyim diyeyim. Ha. Baktık olmayayım. Bu koranlar ayak süreyim. O zaman kalkar buraya gelirsiniz. Baktık burada da olmayayım. Beğenmediniz. O zaman giderik yeni bir ev alırız ya. Artık köşk mü alırız? Yalı mı alırız? Kendi imparatorluğumuzu kurarız ha. Biz doğayız oğlum, biz doğayız. Hiç merak etmesin. Ne demişler? Az laf çok iş demişler ha. Suna. Kızım benim telefonu getir şu Halisa'yı bir arayayım konuşayım haydi. Baba. Baba yapma ya. Ortalık daha da çok gerilecek yapma ne olur gözünü seveyim. Aa Seyran ya. Hayır sen Kazım babadan iyi mi bileceksin ya Allah aşkına. Niyetin ne senin? Sen çok mu sevdin o Kaya beyefendiyi? He Seyran? Çok mu sevdin onun onniyi? Çet. Baban o tipi tipe tekmeyi koyacak değil mi? Tabii canım tabii yani. Seyran. Kızım bu çocuk var ya sana ne dese yeri o. Sen ne konuşuyorsun cırcır ya? Damat sen de çok yüz verin ha. Konuşturma bunu ya. Sorma. Vallahi iyi de yani ne oğlum sen ya? Ya çar ne oluyor ya? Sizin işiniz gücünüz yok mu ya? Git. Gidin bir şeyleri temizleyin.
Yerleri süpürün, silin. Haydi. Hayret bir şey ya. Oğlum konuşturma lan. Şunları bu kadar konuşturma ya. Olayı biz çözücük ya. Suna. Haydi telefon. Halis Koran'ı arayacağım. Çok güzel değil mi? Bir gün buraya gelip böyle İstanbul'a bakacağını hiç düşünmüş müydün? Hiç. Hiç düşünmedim, istemedim de. Nasip kısmet, şimdi buradayız. Hayat böyle sürprizli işte. Anne, madem istemedin, niye geldik? Bunca yıl sana babalık yapmamış o adam istedi diye. Kaya, bunu defalarca konuştuk. Konu kapandı zannediyordum. Kapanamaz anne. Görmedin mi tipleri ya? Hepsi bir tuhaf. Bize düşman gibi bakıyorlar. Bir de aile olacağız diyordum. Bunlardan olsa olsa düşman olur. Göreceksin, çok kısa zamanda taşlar yerine oturacak. Bir daha böyle kavgalar yaşanmayacak. Eminim Ferit de diğerleri de fevri davrandıklarını anlayacaklar. Canım. Annem. Tanem. Oy benim en kıymetli. Nünüm. Kimse senin kadar iyi niyetli değil. İnsanlar bize benzemiyor. Gözleri karanlık. Yürekleri katı. İçlerinde küller birikmiş. Ne derler? Her gece bir sabahla aydınlanmaz mı? Yeter ki biz beklemesini bilelim. Biraz alttan alalım. Allah bize yardım edecektir. Anne, sen bu insanlar yüzünden hasta olmadın mı? Halis o zaman... Halis Bey. Halis Bey. Anneannemi seçse, seni seçse, her şey farklı olmayacak mıydı? Hı? Sen yıllarca bunun hasretini yaşamadın mı? Alttan alacak olan biz değiliz. Onlar. Kaya. Lütfen oğlum. Sana söyledim. Ben artık ailemle bir arada olmak istiyorum. Hem bak deden de bunu çok istiyor. Seni tanımak için can atıyor. En azından benim için. Nünün için. Gel. Halis Bey, odalarımız için Latif Bey'le mi konuşalım? Ben çıkayım, isterseniz çağırırsınız. Alabilirsin. Kazım arıyor. Aa! Hürmetler ya, hürmetler. Hiç sesin soluğun çıkmıyor. Pek çabuk özledin galiba. Daha yeni görüştük. Ya görüştük görüşmesine de. Aa, yani hiç konuştuklarımız gibi gitmiyor hayat ha. Vallahi bak, kızımla damadım geldi. Bayağı canları sıkkın. Geldiler bana, dert yandılar o. Neymiş Ferit Efendi'nin derdi? Neler anlattı sana? Hiç bu kızın Nüket'le. Çakma torunun gelmiş. Oğlum bu. Çakma torun çok iyi oldu. Çok iyi değil mi? Ha, çok güzel. İşte bu bizim çocuklara da bir şey sormamışsınız. Hiç danışmamışsınız. Anlatabildim mi? Ondan dolayı canları çok sıkkın ha. Kazım. Aa. Neyse, alışacaksın. Merak etme, alışacaksın. Aa demeye alışacaksın. Neyse ya, bunlar şimdi telefonda konuşulacak şeyler değil. Ben akşam geleyim. Gelin bir göreyim bakayım. Benim kızımla damadım nerede yaşayacağı, nasıl yaşayacağı? Hangi düzende yaşayacağı? Bunların hepsini görmem lazım benim. Bana bak Yasin. Sen galiba beni yanlış anladın. Şimdi bak, beni iyi dinle. Bu böyle... Tamam. Neyse. Çok fazla hazırlığa gerek yok. Azıcık bir şey hazırlayın. Zaten Periz'deyim. Düğünde de gördük zaten. Resmen yemeksizdi koskoca Koranların düğünü. Haydi. Sen sahibi bak oğlum, sen sahibi bak.
Halis Bey, iyi misiniz? Allah'ın marabasını ağa ettik başımıza indir indirebilirsem. Akşam yemeğe gelecekmiş. Hadsiz herif. Gelsin, neden sinirlendiniz? Seninle Kaya ile tanışmak istiyormuş. Ferit Efendimiz mutlu değilmiş. Ah Ferit, ah. Senin yüzünden ne hallere düşüyorum ben. Sinirlenmenize gerek yok ki. Hay hay, tanışalım. Madem bizi tanımak istiyor, buyursun gelsin. Sonuçta onlar da ailenin bir parçası değil mi? Ve damat. Sen de her bir şeyi duydun oğlum. Akşama gideceğim. Herkese haddini bildireceğim. Onlara gününü göstereceğim. Sen hiç merak etme oğlum. Kazım baba ya. Hadi inşallah. Çok iyi olur vallahi. Neyse biz ufaktan kaçalım. Zaten akşam yemekte görüşeceğiz. Ha? Öyle mi diyeyim? Ha. İyi hadi. Bir yardım et sen. Gel. Baba. Hadi. Babacığım. Bu insanlar yol yorgunu. Daha bugün geldiler. Yani böyle dan diye daha ilk günden. Hani birazcık dinlenselerdi acaba sonra mı gelseydiniz ya? Ha? Ya ben sana konuşma dedikçe sen iyice konuşayım. Bir sus. Şu karını bir sustur da Ferit. Seyran. Seyran. Ama bak uzatma artık. Bak Kazım baba haklı. Bugün böyle ilk günden halledelim, bitirelim şu işi, bitsin ha. Şu erkeklere bir saygınız olsun ya. Hiç. Eşek mi burada? O da güzel laftı ya. Ver elini. Vura vura vura. Şimdi biraz siniri bozulmuştur onun. Ben onu giderken böyle bir turlayalım. Keyif yerine gelsin. Akşam zaten yemekte görüşeceğiz ha Kazım baba. Oğlum evinizin ilk günü lan, gezin gezin bak. Hava da güzel oğlum. Ha? Şş baba. Yani şu karının çenesini bir tutucun. Ona bir ayar çekmem lazım. He. Şu arkana bir bak hele, bak bak. Şu Esma'ya bir bak. Hiç ıgı çıkabileyim mi lan? Esma! Kız! Biz evliliğimizin ilk günü ne ettik? He, hatırlayın. Hatırlamaz olur muyum ağam? Ben bütün gün evde oturduydum. Sen de gezmeye kahveye gittiydin. Yok. Oğlum yalan söylüyor. Yaptın mı bunu? Aa, Kur'an çarpsın ya. Yaptın mı bunu? Ya serseri ya. Yalan söylüyor ya. Alzheimer la bu. Vallahi diyeyim bak. Ya Kazım baba, ne adamsın sen ya. Oğlum bunda nereye gideyim, nereye gideyim? Bıraktın mı ha? Ne adamsın ya. Hadi görüşürüz. Hattı canım. Muah. Öpüyorum seni. Damadın gideyim, damadın. Haydi. Sen sahibi bak. Görüşürüz annem. Hadi. Tamam. Senin niyetin ne Ferit ya? Babamın yanında sanki onu savunuyormuşum gibi. Yok her şeyi çözecek, yok Kaya'ya tekmeyi basacak falan filan, saçma sapan şeyler söylüyorsun adama. Oho. Bakıyorum da babanla güçlerimizi birleştirmemiz birilerini rahatsız etmiş. Ne oldu Seyran? O süslü kayacığına bir şey olacak diye çok mu korktun? Sen artık gerçekten kafayı yemişsin. Nasıl böyle bir şey söylersin sen ya? Babama dedeni aratmış olmana inanamıyorum Ferit. Akşam o yemekte neler olabilir farkındasın değil mi? Ben her şeyin gayet net bir şekilde farkındayım. Sen rahat ol Seyrancığım. Sen her şeyin gayet net bir şekilde farkındasın. Aynen, eminim. Allah'ım, Allah'ım sen bana yardım et ne olur ya. Sen daha çok dua et, çok. Akşama çıkacak felaketi kesmeyebilir. Ferit'ciğim, pek bir keyfin yerinde bakıyorum. Bana bağırıp çağırdıktan sonra, hı? Kes sesini, sus, höt, zıt. Seyran ya, sinirlerim bozuk kızım benim. Ben her an her şey olabilirim Seyran. Benim psikolojim bozuk, kafam gidip geliyor. Neler atlattım ben ya, bilmiyorsun sanki. Ah canım, sanki önceden çok normaldin de. Ferit'ciğim, sen o zor günleri yaşarken bize pek iyi günler geçirmedik be. Ölüyordum be, ölüyordum. Ayıp sana ya. Asıl sana ayıp be. Sen bana söz vermedin mi nüketlerden bahsetmeyeceğim diye? Ben hiç söz verdiğimi falan hatırlamıyorum. Zaten yalanın pimi çekilmiş bomba gibi. Ha patladı, ha patlayacak. Ben bir olay daha yaşanmasın diye burada yırtınıyorum. Birazcık destek olsan ölürsün değil mi? Sen hiç korkma Seyran. Hiç korkma. Hiçbir şey olmayacak. Sadece o kayacığının
Birazcık ödü patlayacak. Güm! Fena saçmalamaya başladın artık Ferit. Artık burama kadar geldi ya. Çocuk çocuk hareketler. Pat! Lan sen bana sabır ver ya. Boş ver abi ya. Vallahi hey heyleri üstünde anlamadım. Adeta patlayacak bir bomba gibi. Sultan. Hı. Yeminiydi sen. Şu evi kolacan etsene. Kimse bize bir şey demiyor. Ay tamam. Abla çıkacağım şimdi. Ay ben zaten bu kadını çok merak ettim. Yani nasıl biri, bir an önce anlamam lazım. Hani böyle kendi halinde biri mi yoksa delinin teki mi? Ay, sus. Hı. Kolay gelsin. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz efendim. Şefika Hanım. Nükhet Hanım hem sizinle tanışmaya geldi hem de Kazım Beyler akşam yemeğe gelecekmiş. Yemek daveti için isteklerini bildirecek. Nükhet Hanım çok memnun oldum. Ben Şefika. Memnun oldum. Ben de Sultan. Akşam için hafif bir şeyler hazırlayalım. Zeytinyağlı yeşil fasulye mesela, belki bir salata, karpuz, peynir. Ana yemek olarak ne yapalım efendim? Ana yemekte başlangıçta sonuçta bu Şefika Hanım. Dahasına ihtiyaç yok bence. Yalnız ağam Kazım Beyler için iyi hazırlanın demişti. Hatırlatayım da Nükhet Hanım. Çok şükür hafızam iyidir Latif Bey. Anladığım kadarıyla bu evde büyük ziyafetlere alışılmış. Ama bundan böyle durum değişecek. Bir kere Halis Bey'in sağlığı için hafif yemekler yapılacak. Ev halkı da buna uyum gösterecek. İzninizle dolaba bakabilir miyim? Tabii. Buyurun efendim. Oo. Tam tahmin ettiğim gibi. Her şey çok yapılıyor, fazlası çöpe gidiyor. Nükhet Hanım, belli olmuyor ne kadar yenir, ne kadar yenmez. Biz de tedbirli olmaya çalışıyoruz. Kimse açlıktan ölecek değil ya Şefika Hanım. Bundan böyle yemekler sayıyla yapılacak, asla artmayacak. Ev zaten kalabalık, gelen giden de bitmiyor. Bunlar mecburi bir anlamda. O ne demekmiş canım, mecburi? Müsriflikten bu hale gelinmiş. Tabii kimse buraya inip bakmıyordur bile, değil mi? Bundan sonra asla yiyecek depolama yapılmayacak. İhtiyacınız ne kadarsa o kadar alınacak. Biterse tekrar alınır. Şimdi siz akşam için hazırlıklara başlayın, gerisini sonra konuşuruz. O yeşillikleri yıkadığınız suları da lavaboya dökmeyin lütfen. Saksı çiçeklerinin sulanmasında kullanılsın. Kolay gelsin. Sağ olun efendim. Kaya, Latif Bey bize yalıyı gezdirecek. Buyurun, dilerseniz üst katlardan başlayalım. Başlayalım. Koranlar yalısı nasıl bir yermiş görelim bakalım. Gelin. Buyurun. Burası ağamın odası. Ağamın ilaçları. İlaç dolabı. Burası Orhan Bey ve Gülgül Hanım odası. Buyurun. Burası sizin odanız Nükhet Hanım.
Ya Zerrin, sen bunca zamandır bizi Nüket'le tehdit etmiyor muydun? Aldın Pelin'i İngiltere'ye gittin. Onların buraya döneceğini bilmiyor muydun? Pes. Ya bu ne cürre... Aa, sana da güle güle. Gel. Ay, hanımım kusura bakmayın, böyle aniden geldim ama. Hayırdır, bir şey mi oldu? Latif Bey, Nüket Hanım'ı alıp mutfağa getirdi. Ay, kadın böyle evin hanımıymış gibi akşamın menüsünü falan verdi. Bir de biraz tuhaf. Nasıl tuhaf? Bir kere ters. Yok efendim, hiçbir şey israf edilmeyecekmiş. Bundan sonra her şeyi kendisi denetleyecekmiş. Yani akşamki menüyü bir görseniz tam bir facia. Kazım Beyler menüyü görünce vallahi çok ayıplayacaklar. Kazım mı gelecekmiş yemeğe, baksa. Neye varacak bu işin sonu hanımım? Hiçbir yere varmayacak. Çok meraklıymış hanım olmaya. Biraz hevesini alsın, ben ondan hesabını soracağım. Ondan da, o küçük cadıdan da. Vallahi pek öyle hevesini alınca bırakacakmış gibi gelmedi bana. Sana fikrini soran olmadı Sultan. Sen o kadına dikkat et. Gözün üstünde olsun. Ne yapıyor, ne ediyor direkt bana getir. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hanım. O oğluna da dikkat et. Esas büyük belayı o açacak başımıza. Her adımını önceden bilmemiz lazım. Peki hanım. Sultan. Sana dediğim ilaçları aldın mı? Aldım hanımım. Güzel. O zaman Seyran'a her gün bir tane gizlice vereceksin. Ruhu bile duymayacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hanımım. Merak etmeyin. Çıkabilirsin. Nereye gidiyoruz oğlum? Arabaya bindiğimizden beri ağzınızı bıçak açmadı ya. Tövbe. Ben bundan sonra daha ağzımı açmam. Ya da sorar mısın Abidin abi? Ne zaman ağzımı açmamı istermiş Ferit Korhan? Takıldı yine bozuk plak gibi. Ben mi bozuk plakım? Arkadaşlar Allah aşkına bir susun ya. Vallahi bak benimki de kafa. Bana nereye gideceğimizi söyler misiniz? Sür lan işte. Ferit. Ya unuttuk abi adamı ya. Alo, Ahmet hocam. Evet evet hocam. Geliyorum ben de, malum trafik. Geliyorum, tamam. Ahmet hocayla randevum vardı, unuttum ya. Kafama bıraktılar sanki. Abi sen beni bırak Ahmet Hoca'ya, oradan geçin siz. Hayır Ferit, ben de geleceğim. Merak ediyorum hem doktor ne diyecek. Seni yalnız bırakamam. Aa. Duydun mu abi? Seyran Hanım beni merak etmiş. Hangi dağda kurt öldü? Şükürler olsun Seyrancığım. Şükürler olsun, aklına gelebildik. Ay Ferit. Numunesin yeminle. Numune. Numunedir. Numune. Benim kardeşimin eşi ve benzeri yoktur. Tektir o. Evet. Espri miydi bu şimdi? Evet. Çok mu komik? Nerede espri ben göremedim? Sen şu adamın pilliği nerede? Ver bakayım da gidelim hadi. Ulan artist. Ver hadi ver. Al telefonda. Ulan artisti. Vallahi çarpırım elimin tersiyle yani. Hangi elinin tersiyle? Hoş geldiniz. Merhaba, sizi şöyle hoş alayım. Bulduk. Ahmet Bey birazdan gelecek. Tamamdır. Kolunda ağrı var mı? Aa, ne oldu Seyran? Buraya gelince bir anda kolun mu aklına geldi? Ferit, ne alakası var şimdi? Çok alakası var Seyran. Sabahtan beri bana o kayayı savunduğun için aklına gelmemiş olabilirim, normal. Ferit, burada tartışmayalım istersen, olur mu? Ben tartışmıyorum ki Seyran. Gayet sakinim. Dediklerini harfiyen uyguluyorum. Sakin ol Ferit'ciğim, gerilme Ferit'ciğim. Değil mi? Hı hı.
Eminim. Dediklerimi harfiyen uyguluyorsun Ferit'ciğim. Oo, hoş geldiniz gençlik. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. Nasıl gidiyor bakalım cicimayları ha? Cicimayları efsane vallahi. Adı gibi. Çok cici. Tadından yenmiyor vallahi, öyle söyleyeyim sana. Çok güzel. Ya hadi gel konuna bakalım. Hadi. Oo, sen nereye? O ne demek Ferit? Ben de gelmek istiyorum. Oh. O ne Seyran ya? Annesiyle dişçiye gelen çocuk gibi. Çok uzamaz zaten, gelirim ben hadi. Ne alakası var Ferit? Merak ediyorum. Tamam, biraz daha merak et o zaman Seyran. Ben çıkınca senin merakını gidereceğim. Tamam mı? Hadi bay bay. Ferit, ben de geleyim ya. Ne olacak? Merak ediyorum işte. Aa, istemiyorum Seyran ya. Kol benim, damar benim, muayene benim. Yalnız olmak istiyorum. Okey? Suç zaten seni merak eden de Ferit. Tamam, ne yaparsan yap. Böyle gel Ferit'ciğim. Bir seni güzelce sıvazlayalım. Bak bakalım. Ağrı var mı? Hı? Ağrı. Saatimi çıkaracağım seni. Daha. Evet. Ben şimdi bakalım şöyle. Şimdi senin koluna azıcık bir elektrik vereceğim. Tamam mı? Durumunu anlamak için. Okey. Hazır mısın? Hazırım hocam. Evet. Gayet güzel. Ameliyattan sonraki ilk güne göre bayağı bir fark var. Öyle diyorsun da hocam. Sürekli ağrı yapıyor. Arada kilitleniyor falan. Yani kimseye de çaktırmamaya çalışıyorum ama iyi değil yani kolum, görüyorum. Bitecek oğlum, bitecek. Sabır. Herkes de tutturdu bu ara bir sabır diye. Bitecek, bitecek diyorsun da hocam yani. Ne zaman bitecek? Hiçbir şeyin biteceği falan yok ya. Benim dediklerimi yaptığın zaman bitecek. Sen egzersiz yapıyor musun bakalım? Peki fizyo için birileriyle görüşüyor musun? Ona yok, buna yok. Ben sorayım. Ne zaman geçecek o zaman bu kol? Ha? Ama yani hocam... Oğlum aması maması yok bunun işte ya. Senin bir fizyoterapiste başlaman lazım. Ne ara başlayacağım hocam? Hayatım yine bu sıra yangın yeri. Yok, çok iyi bir tane fizyoterapist var. Onunla konuştum. Hatta senden de bahsettim. Ha, biraz zordur ama işi de bir numaradır. İlla fizyo diyorsun yani hocam. Öyle oğlum. Fizyo olmadan yani düzelmez mi kol kolay kolay? Zaman alır, bu senin canını sıkar. Okey hocam, tamam. Başlayalım o zaman. Nereden bulacağım ben? Ben ayarlayacağım. Ama bak uyarıyorum. Çok dakik ve mesleğine karşı çok saygılıdır. Öyle seansa geç kaldım. Yok son dakika işin çıktı falan. Bak böyle şeyleri sevmez. Hastalarını kendisi seçer. Sağ olsun beni kırmaz. Senin bu kolu düzelse düzelse talih düzeltir. Talih mi? O ne biçim isim ya? Adı gibi kendisi de tek. Bu meslekte var ya bir numaradır. Hadi bakalım, vallahi öyle diyorsun hocam. Bizim de talihimizi değiştirir inşallah. Değişir, niye değişmesin? Her saati takalım.
Hanımefendi, ne yapıyorsunuz? Pardon. Merhaba. Merhaba. Eşim içeride de. Girin o zaman, sizi içerim. Yok, şöyle, eşim içeri girmemi istemiyor da benim. Ben de merak ediyorum. Yani aklım onda kaldı o yüzden. Yani eşiniz içeri girmenizi istemiyorsa vardır bir sebebi bence. Hem siz doktor hasta gizliliği diye bir şey duymadınız mı? Eşim diyorum hanımefendi. Nasıl bir gizlilik olabilir? Siz daha oradasınız. Anladım. Neredeymişim ben? Pardon. Hiç önemli değil, boş verin. Ama rica etsem doktor beyin kapısını dinlemezseniz sevinirim. Size ne hanımefendi? Hı? Size hesap mı vereceğim ben? Kocam içeride diyorum. Ben de kocanız değildir demiyorum zaten. Kapıyı dinlemeyin diyorum sadece. Çattık ya. Kimsiniz siz? Hı? Buranın bekçisi falan mısınız? Kimsiniz siz? Pardon, ben size hesap veriyorum burada. Hanımefendi, bakın haddinize aşıyorsunuz yalnız. Şu an söylediğiniz... Ne oluyor burada? Aa. Seyran, ne oldu? Sen bugün burada mıydın ya? Hocam, bir dosya bırakmaya geldim. Çıkacağım hemen. Çok şanslısın Ferit ha. Baksana, bahsettiğim fizyoterapist burada. Talih deyince ben... Memnun oldum. Ferit ben. Benden önce eşimle tanışmışsınız galiba. Evet. Eşiniz kapı dinliyordu da... ben de dinlememesi gerektiğini söyleyince biraz sinirlendi. Bana bak. Seyran, sakin olacaktık hani bugün. Ya tamam canım, merak etmiştir. Yeni evliler olur böyle şeyler canım. Talihciğim, ben sana daha önce bahsetmiştim ya, hani sol kolundan sana gelse olur mu diye sormuştum hani. Ferit Korhan. Ha. Anladım ama şöyle hocam, ben programıma tekrar baktım, maalesef bir boşluk yaratamayacağım yani, kusura bakmayın. Öyle mi? Çok üzüldüm. Şşş. Seyran. İzninizle hocam. Hocam, hanımefendi biraz fazla gergin. Yani artık bu gerginlikle nasıl rahatlatacaksa anlamadım. Talih en iyisidir. Ferit sana söylediğim gibi. Zaten normalde kimseye yer açmaz. Hani beni kırmadığı için bunu yaptı. Bu şansı da kaybettik. Tamam hocam, siz bana numarasını atın. Ben bir şekilde artık ikna etmeye çalışacağım. Tamam. Söylediğinizle. Kolunun hızlıca düzelmesini istiyorsan söylediklerimi ihmal etme. Tamam? Tamam, tamam. Tamam. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Gel Seyran'cığım. Allah Allah. Neyi ihmal etme dedi Ahmet Hoca? Fizyoterapiyi. Ama sayende yalan oldu Seyran'cığım. Ne diyorsun ya? Seyran, sen ne ayarsız bir şey çıktın Allah aşkına ya. Ne yaptın kadına? Ne dedin içeride? Hiçbir şey yapmadım. Belli. Belli hiçbir şey yapmamışsın. Bilip bilmeden niye konuşuyorsun Ferit ya? Hiçbir şey yapmadım diyorum sana. Kadını görmedin mi ayrıca ya? Burnu yere düşse eğilip almaz. Antipatik şey. Sanki bana dünyaları kurtarıyor. O antipatik şey dediğin kadın Ahmet Hoca'ya göre kolumu tek iyi edecek şey. Öyleymiş. Ne yapacağız? Antipatik ama. Nesi antipatik ya? Kapı dinlemek ne demek? Ben anlamıyorum Seyran ya. Kız sana ne yapıyorsun demiş. Antipatiklik mi bu? Ya kadına diyorum ki kocam içeride, merak ediyorum diyorum. Gelmiş bana, demek kocanız içeride olmanızı istemiyor falan filan diyor saçma sapan ya. Ne var bunda? Haklı kadın, doğru demiş. Ya kocamı merak ediyorum diyorum Ferit'ciğim. Kocam içerideki diyorum, anlayış gösterebilirdi değil mi? Yani anlayış göstermek zorunda değil Seyran. Ya Allah aşkına, çok normal bir şey yapıyormuşsun gibi bir de kendini savunma bana ya. Hayır, bir tek zaten benim yaptıklarım anormal. Senin yaptıkların çok normal Ferit ya. Hayır, sen şimdi niye bu kadar tepki veriyorsun? Ben gerçekten anlamıyorum. Ne oldu, sen bu kızı kıskandın mı bana masaj edecek diye? Ne? Kıskanmışsın işte belli. Bu yaptığının başka bir açıklaması yok Seyran. Ben mi kıskanacağım Ferit? Neyini kıskanacakmışım pardon? Manyak manyak konuşma bana ya. İnsanları nasıl rahatlatıyorsa artık hocam. Ne bu Seyran? Ne demek bu? Ne? Yalan mı Ferit? Allah Allah. Kadını görmedi mi? Gerilim hattı gibi. Ayrıca kıskanmak benim değil, senin huyun Ferit'ciğim. Neyse ne Seyran. Bizim bu kadına ihtiyacımız var. Ahmet Hoca'yı duydun. Kolumu tek iyi edecek şey oymuş. Ne yapalım yani? Allah Allah. Tamam. O kadın yok artık hayatımızda Ferit'ciğim. Yani başka birini arayacağız. Yani insanların kolunu bir tek o kadın iyi etmiyor herhalde değil mi? Allah Allah. Büyücü mü bu kadın ya? Tövbe bismillah. Vallahi Ahmet Hoca iyi diyorsa büyücü bile olabilir Seyran. Sen abi ara gelsin hemen.
Ben şu büyücüyü ikna etmeye gideceğim. Neyi ikna etmeye gidiyorsun Ferit? Ya Ferit, ne halin varsa gör ya. Antipatik şey. Ya şey, kusura bakmayın. Ben de anlamadım ne olduğunu. İşim adına gerçekten çok özür dilerim sizden. Rica ederim, iyi günler. Bir dakika. Bir dakika, konuşabilir miyiz? Bir saniye. Buyurun, sizi dinliyorum. Bakın, kolum gerçekten çok kötü. Ahmet Hoca şiddetle sizi önerdi. Sadece tarihi iyileştirebilir dedi. Maalesef. Söylediğim gibi programım çok dolu. Okey. Ben sizi anladım. Siz Seyran'a kızdınız. Haklısınız da. Ama bakın, gerçekten benim buna ihtiyacım var. Ben böyle yaşayamam. Yani kimseye çaktırmamaya da çalışıyorum ama çok zorlanıyorum gerçekten. Rica ediyorum. Söylediğiniz her kurala da uyacağım. Söz veriyorum size. Yok tabii, ben anlıyorum sizi. Eminim öyledir. Ama bizim sizle çalışmamız pek mümkün görünmüyor. Bakın, lütfen. Benim gibi biri için bunları anlatıyor olmak gerçekten çok zor. Ama yaşadıklarım hiç kolay değil. Ben abimi çok yakın zaman önce kaybettim. Zaten son zamanlarda yaşadıklarımı Ahmet Hoca anlatmıştır size. Neyse, gerçekten buna çok ihtiyacım var. Gerçekten. Sizi rahatsız edecek bir şey yaparsam anında kovun beni. Bir an bile durmam orada, yemin ederim. Direkt çıkarım. Söz veriyorum, ne olur. Ha? Tek bir seansa bile 5 dakika geç kalırsam bırakırım. Sus. Trafik vardı, yetişemedim, gelemedim. Bırakırım. Söz? Gün değiştirmek, saat değiştirmek, bunları duymayacağım, yok. Duyarsam bırakırım. Tamam be, söz. Peki, bir deneyelim o zaman. Detayları telefonda konuşuruz. Okey. Buyurun. Bu arada Talih bırakır diye kaydedeceğim senin telefonumu, haberin olsun. Bırakır. Vallahi bırakır. I'm just being honest.
tree. I got wisdom that you won't believe. Ne dedi doktor? Fizyoterapiste başlayacağım abi. Güzel. Güzel. Güzel de Seyran Hanım bir aksilik çıkarmazsa tabii. Aksilik derken? Kızım, zar zor ikna ettim kadını ya. Telefonuma da talih bırakır diye kaydettim. Bayağı ters bir şey yani. Hı. Öyle saçma sapan bir şey yaparsan gerçekten bırakır yani, haberin olsun. Bırakırsa bıraksın ya. Hayır, bırakırsa bıraksın, ne olacak? Yeryüzündeki tek fizyoterapist o mu? Allah Allah. Al işte. Bunlar hep neden biliyor musun abi? Kız güzel. Benimle yakın temasta bulunacak falan diye kıskanmalar şimdiden başladı. Sağlık kızım bu. Sağlık, sağlık. Ne dedin sen? Ne dedim? Kız ne dedin? Güzel dedim. Güzel dedim. Bir şey daha söyledim sonra. Ne dedim ya? Dedin ya işte, bir şey daha dedin Ferit. Masaj dedim. Masaj değil. Yakın temasta bulunacak dedin. Yakın temasta bulunacak tabii. Allah Allah. Gözleriyle mi masaj yapacak bu kız? Ahtapot mu bu kız Seyran? Yakın temasta bulunacak, ne bileyim, kolumu okşayacak, masaj yapacak falan yani. Bak, bir tane bir yemin şey. Ederim bu diğer konuda ben kırarım. O zaman görürsün yakın temas nasıl oluyormuş. Ne yapıyorsun be? Kolum kırık değil. Kolum kırık değil. Ne dedim ben şimdi ya? Ne dedim diyor ya? Ne diyeceksin sen daha ya? Yok kız güzelmiş de, yok yakın temasta bulunacakmış da. Güzel. Değil mi? Güzel. Hı, çok güzel. Gözlerimi alamadım. O kadar güzel. Ya sen... Ben böyle bir kıskançlık görmedim ya. Kızım, dünyadaki tek güzel kız sen olmak zorunda mısın ya? Biraz paylaşımcı ol. Okey. Hadi bakayım. Okey. Ferit, o zaman şöyle yapalım. Ben de böyle bulduğum ve gördüğüm bütün yakışıklı erkekleri sana göstereyim. Sonuç olarak dünyadaki tek yakışıklı erkek sen değilsin, değil mi? Göster. Tamam, göstereceğim. Göster. Göster ya. Okey. Hayır, göster. Güzeli güzel Ay, demek tamam, sevap. Güzeli ya. Güzel diyeceksin. Ay tamam sus, bunaldım ya. Vallahi bunaldım. Ne yapıyorsan yap. Ne yapıyorsan yap Ferit'ciğim. Güzel mi buluyorsun? Yakın temasla mı bulunuyorsun terapistinle? Ne yapıyorsan yap ama, okey? Bir şey diyeceğim, bizim bu işte talihimiz pek açık değil yani, anlaşıldı. Maşallah Allah'ım, maşallah. Bugün ne kadar tatlısınız siz ya, ne kadar sevimlisiniz. Ne oldu, iyi misin? Abi işte az kasap can derdinde, koyun et derdinde abi işte. Ah canım ya, kıyama. Çok mu acıdı? Hı? Ne yapayım? Tedavi edeyim mi? Yakın temasla mı bulunayım? Yeterince güzel miyim yakın temasla bulunmak için? Abla kırdı yine kafayı. Suna. Heh. Hadi kızım biraz daha çabuk. Bak ağaç oldu baban. Kesici ikimizi de. Tamam ya, ütülüyorum. Beklesin, azıcık bir şey yok. Ne bu gerginlik? Ne oldu? Hayırdır? İyi misin? Yok kızım. İyiyim. Ne olucu ya? İyiyim. Yok yok. Var bir şey sende. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Suna. Hı. Acaba diyeyim ben bir... Kafa doktoruna mı gittim? Abuk subuk düşünceler hiç beynimden çıkmıyor kızım. Kafa doktoruna mı? Ha. Nasıl abuk subuk düşünceler? Ne gibi düşünceler? Ha?
anne? Annem? Ha. Ne gibi düşünceler? Ha. Yok. Yok, yok bir şey kızım öyle. Haydi, haydi. Babanı daha fazla bekletmeyelim. Haydi, haydi. Kızım değil mi ne bu adam? Ha? Böyle ciddi ciddi akşam Halislere yemeğe mi gidecek? Ne var Allah? Kaç kere gittiği yer. Dünürlerin akşam yemeğine gideceği işte. Kızım ne dünürü? Adam savaşa gider gibi deli deli dolanıp duruyor. Vallahi Seyran da çok panikledi. İnşallah akşam bir olay falan patlamaz. Allah'ım sen sonumuzu hayır eyle. Gel Kaya'cığım. Benim Kaya değil. Müsait miydiniz? Tabii. Buyurun. Yok. Size bunu getirdim. Nedir bu? Yalının genel işleyişiyle ilgili ne varsa hepsi burada. Kalem kalem yazılı. Defterden anlamam derseniz size ben anlatırım. Zahmet etmişsiniz ama deftere de anlatmanıza da lüzum yok. Yanlış anlamayın. Ben kendim gözlemleyerek anlamayı tercih ederim. Esas ben yeni düzeni planladığımda size tek tek bilgi verebilirim. Siz bilirsiniz. Yalnız Nüket Hanım, biz bu evde çok şeyler yaşadık. Düzenler yıkıldı, tekrar kuruldu. Dengeler yeniden değişti. Ama ben hep buradaydım biliyor musunuz? Ne kadar yorulsam da hep buradaydım. Ağamın yanı başında. O halde gelmeme en çok siz sevinmiş olmalısınız. Artık kabuğunuza çekilip dinlenebileceksiniz. Haklısınız aslında. Ne yalan söyleyeyim, biraz yorulmuştum. Umarım siz de yıllardır kuramadığınız yakınlığı bir an evvel kurarsınız da... ...ağam bana açtığı gibi size de açar kendini. Siz de artık telefonda bir ses olmaktan kurtulursunuz. İnsan istedikten sonra yakın olmak çok mu zor sizce? Hem yakınlık masada yanı başına oturmak da değil bence. Bir gönül birliği kurabilmek. Öyle değil mi? Umarım haklısınızdır. Bir şeye ihtiyacınız olursa ben hep buradayım. Bu arada bu akşam Kazım Beyler yemeğe geliyormuş. Size bu ilk sınavınızda başarılar diliyorum. Çünkü Kazım Bey biraz şeydir, zor. Böyle kalbimden size küçük bir tüyo vermek geçti. Tekrar hoş geldiniz. Baba. Bu ne hal? Ne olmuş oğlum? Yakışmamış mı? Yok. Yakışmış. Yakışmış tabii de. Biraz bir değişik olmuş sanki. Hatta bayağı değişik olmuş. Böyle de oluyormuş işte. İnsan değişmeli. Yenilenmeli. Hep aynı, hep aynı. Nereye kadar? Zaman akıp geçiyor.
Hiçbir şeyi ertelememelisiniz çocuklar. Güle güle kullanın. Kazasız belasız mı? Sağ ol. Hadi geçin işleri, ben de park edip geliyorum. Orhan Bey? Dicle. Ne oldu, beğenmedin mi? Şey, olur mu hiç? Yani kim ne der bilmiyorum ama bence çok yakışmış. Öyle mi diyorsun? Kesinlikle. Takımdan daha iyi durduğunu söyleyebilirim hatta. Ben daha alışamadım gerçi ama. Tahmin ediyorum. Değişimler kolay olmaz. Ama siz kararlı olduktan sonra da tadından yenmez sanki. Öyle değil mi? Öyledir inşallah. Yaşayıp göreceğiz. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Ne oluyor ya? Daha ne olsun? Nükhet ve Kaya ile ilgili bir şey konuşmamız lazım. Olur. Konuşalım. İyi akşamlar. Orhan baba. Çok yakışmış. Sağ ol. Gülgün. Gülgün. Bizden sıkılmış gibisin yani. Eski yılda çapkını günlerini özledin belli ki. Ne güzel ya. Harika. Devir değişti, ben de değiştim demiş. Değil mi? Neyse. Acil bir şey konuşmamız gerekiyor. Aile arasında biz bize. O ne demek yenge? Seyran aileden değil mi? Seyran ailemize daha yeni katıldı. Yani aramızda konuşmamız gereken şeyler olabilir. Fift. Yalnız gelsen daha iyi olur. O ne demek baba, saçmalamayın ya. Tamam Ferit, sorun yok. Ben yukarıda birazcık dinlenecektim zaten. Allah Allah. Allah Allah. Selam. Müsaitsen bir konuşabilir miyiz? Tabii, dinliyorum. Yok ama burada olmaz. Tamam. Benim annem aşağı mutfağa inmişti. İstersen odada konuşabiliriz. Dicle. Dicle. Yukarıda mısın kızım? Olur. Tamam. Gel. Bakın, direkt konuya gireceğim. Hepinizin de farkında olduğu gibi bu aile dağılmak üzere. Hadi ya. Bak sen. Ferit, doğru dürüst konuşacak mısın yoksa dalga geçmeye devam mı edeceksin? Seyran'ı bilerek çağırmadık. Çünkü Kazım Bey'le de ilgili konuşacağız. Ayrıca biz daha Nükhet'le ilgili konuları aramızda konuşup çözmeden sen niye Kazım Bey'i davet ediyorsun? Vallahi hiç kusura bakmayın gençler. Beni siz mecbur bıraktınız buna.
sabah masada birinin sesini çıkarsaydı ben Kazım Baba'yı çağırmayacaktım. Ama hiç merak etmeyin. Kazım Baba çözer bu işi. Daha beter karıştırmasın da. Biliyorsun oğlum, ayarı yok Kazım'a. Çok karışacak ortalık, çok. Amma tırsınız siz de ya. Gayet eğlenceli bir gece olacak. Siz rahat olun. Ne diyorsunuz? Dedemin planı ne sizce? Bizi delirtmek. Ne olacak başka? Yani bu konuda çok başarılı oldu. Ya bunu bir seçenek olarak söylüyorum. Bir de böyle düşünelim diye. Acaba gerçekten kızını özlemiş, onunla vakit geçirmek istiyor olabilir mi? Yani hani bu yetkileri falan filan da hani sevgisini göstermek için vermiş olabilir mi? Yani bunu da bir düşünelim isterseniz. İyi de Osman'cığım. Yani bunun yolu bizi ezip onları baş köşeye oturtmak değil ki. Ya bütün yetki kadının elinde. Ya bunun ne olduğunu farkında mısınız siz? Bizi parmağında oynatacak. Ayrıca şirketten hisse de isteyebilir. Bir de oğlu var. İşler iyice karışacak. Vallahi dertleri para pulsa eğer alsınlar gitsinler hiç umurumda değil. Ama ben o herifle bir gün daha burada kalmak istemiyorum. Nükhet de çok enteresan biri bak. O kadar şey konuşuldu masada hiç sesini çıkarmadı. Ne diyorsun? Yani başka planın var sence? Hani bilmiyorum. Yani kesin var bence. Siz hiç merak etmeyin. Ben onun neyi var neyi yok bir bir ortaya dökeceğim. Biz yeter ki birlik olalım. Ancak öyle başarabiliriz. Yoksa bu evde bu ailede dağılır. Ne var aklında? Var bir şeyler. Ama önce hepinizden söz almak istiyorum. Birlik olacak mısınız? Benim dediğimi yapıp benim söylediğime uyacak mısınız? Ferit, ne diyeceksen şimdi de lütfen. Kazım Bey gibi sonradan yumurtlama. Biz de ona göre davranalım. Eğer Seyran'a bir yanlış yapmayacağının sözünü verirsen, ben de söz veriyorum. Tamam. O zaman bu akşam ilk sınavımızı veriyoruz. Haydi. Buyurun. Hadi bakalım. Konuşacaklarımız aramıza kalsın, olur mu? Wow. All right. Söyle bakalım. Biliyorsun, Ferit babamı çağırdı akşam yemeği için ve o yemek birazcık gergin geçecek. Nasıl yani? Yani şöyle, babam ve Ferit sizin üstünüze gelecekler. Sizi kışkırtmak için uğraşacaklar. Anneni ve seni yani. Bak ben bunu kesinlikle onaylamıyorum. Ama onları çok iyi tanıyorum. Eğer üstüne gelirlerse lütfen alttan al. Olur mu? Asla onlara uyma. Hatta gerekirse cevap bile verme lütfen. Ne yapalım yani? Böyle bayağı ezik ezik otur mu diyorsun? Hayır hayır. Bak Kaya biz... Çok zor şeyler yaşadık son zamanlarda. Fuat'ın ölümü, Ferit de benim yaşadığım şeyler falan filan derken aslında zaten herkes çok gergin. Sadece anlayışla karşılamanı istiyorum. Alttan almanı istiyorum. Yani aranızın yani bu ilk günlerde bu kadar gerilmesini istemiyorum. Kocan en başta gelip benimle insan gibi konuşsaydı şu an senin yaptığın gibi. Sence aramızda böyle bir gerginlik olur muydu? Hayır, olmazdı. Olmazdı. Olmazdı biliyorum ama inan bana Ferit kötü niyetli bir çocuk değil. Eminim tanısan çok seversin. Sadece çok 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 kötü şeyler yaşadı. Yani
işte ameliyat, vurulması, sol kolu falan filan derken... Ne var kolunda? Ameliyattan sonra tam iyileşemedi. Hareket ettirmekte hala birazcık zorlanıyor. Ve iyileşmesi için de stres yapmaması lazım. O yüzden de bu gerginliğin uzamamasını istiyorum. Bak, bana güven. Eğer alttan alırsan, büyüklük gösterirsen Ferit'e asla altında kalmaz. Ve eminim o da sana çok iyi davranır. Büyüklük göstermek? Yani işte ne bileyim... Acaba hani bugün oraya oturduğun için özür falan mı dilesen? Ya da hani böyle bir şeyin yaşanmasını istemezdim falan filan mı desen? Gerginlik olsun istemiyorum, Ferit iyi olsun istiyorum. Bu evde huzursuzluk olsun istemiyorum. Rica ediyorum senden lütfen. Peki. No worries. Madem öyle, ben yemeğin başında ondan özür dilerim. Ya yani bu söylediklerini kendimce aktarırım ona. Sonra da tatlı tatlı yemeğimizi yeriz ve her şey hallolur. Oh. Çok teşekkür ederim gerçekten. Eğer böyle yaklaşırsan eminim Ferit anlayışla yaklaşacaktır sana. Ve babam ikinizin halini gördükten sonra konuyu açmayacaktır bile. Konu da böylelikle kapanıp gidecektir. Çok teşekkür ederim. Merak etme. Nerede bu kız ya? Ha? Hani dinlenecektin sen? Şey, ilaç ağrı kesici almaya gittim de mutfağa. Malum, gergin bir gündü. Böyle şey yaptım. Siz ne yaptınız, ne konuştunuz? Ne dedi İfakat Hanım? Sence? Valla her şey olabilir. Tehlikenin farkında mısınız dedi. Ne tehlikesiymiş Ferit'ciğim, ama abarttınız ya. Hayır, ne olabilir yani, gerçekten bir anlasam. Ya şu evde iki kişiyle daha yaşamak bu kadar mı zor ya? Hayır, ev ev değil ki. Kocaman yalı. İstesen kimse kimseyi görmez. Ne olabilir yani, gerçekten anlayamıyorum. Olmayacak böyle bir şey. Yani olmayacak Allah. Sen bu saf saf sorularını sormaya devam edeceksin galiba. Onun başka yolu yok. Ben anlamadım çünkü. Hayır. Madem sen hiçbir şey olmayacağını düşünüyorsan... ...o zaman kendi fikirlerini kendine sakla ya. Okey? Bir şey olacağını düşünen insanların yapacaklarına da saygı duy. Otur, sus ve izle. Bu kadar. Pardon, neden susup oturup izliyormuşsun Ferit'ciğim? Hı? Huzurumuz bozulacak. Tadımız kaçacak diyorum sana. Neden göz göre göre mutsuz olalım ya? Neden? Asıl onlar bu yalıda olduğu sürece biz mutsuz olacağız Seyran. Niye anlamıyorsun bunu? Niye ısrarla sürekli bana bunu tekrar edip duruyorsun ya? Hayır, ne olacak sanıyorsun sen Seyran? Ha? Sana yeni arkadaş geldi diye falan mı düşünüyorsun? Ha? İki yabancı biz yalıda zaten çok iyi anlaşırız falan diye mi düşünüyorsun? Nedir yani? Tutuldun yine kayaya Ferit ya. Bana ne kayadan ya? Bana ne? Huzurumuz kaçmasın diyorum ben sadece. Sakin kalmanı istiyorum. Bu kadar basit. Bana ne ya? Ya madem sana ne, ona göre davran o zaman ya. Kaya'yla da bu konuyla ilgili de konuşma ya. Bana Kaya deme ya. Deme işte. Dediklerimi yap Seyran sadece. Bana engel olma. Dediklerimi yap, bana yeter. Okey? Ferit bak, bu böyle olmaz. Seyran, sus. Sus, konuşma ya. Sus be kadın. Bıdı bıdı bıdı. Ne anlatıyorsun sen sabahtan beri ya? Vallahi yaşlandırırsın ha sen adamı. Vallahi yaşlandırırsın. Bıdı 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 bıdı.
Latif Bey! Hoş geldiniz Kazım Bey. Hoş gördük. Hayırdır bu oranlar niye yoklar ya? Ha? Karşılamaya niye gelmediler? Ne oldu? Korktular mı? Yatağın altına falan mı saklandılar ha? Hoş geldiniz. Nüket ben. Halis Korhan'ın kızıyım. Siz de Seyran'ın babasıymışsınız. Memnun oldum. Hoş gördük. Buyurun. Miraf. Vay, tam kadro buradasınız ha. Hoş geldiniz. Ya hoş gördük. Hoş gördük diyeceğim de Fakat Hanım. Pek de hoş görmeyeyim ha. Hepinizin suratı sirke satıyor ya. Fakat Hanım. Ya yüzünüz bembeyaz olmuş ha. Ne olayım? Sakin olun. Sakin olun. Şanlıların Kazım geldi. Her şeyi çözücüyü merak etmeyin. Yemekten sonra Kazım Bey'in kahvesinin yanına sevdiği çikolatalardan da koyalım. Nüket Hanım, bu izzet, ikram, karşılama... Ya siz iyice sahiplenmişsiniz ha yalıyı. Dünür. Hayırdır ya? Senin kıyafetlere ne oldu ha? Ha? Yoksa onları da elinizden aldı mı? Ha? Ya sen oğlanın eskilerine kalmışsın. Biraz da rahat takılalım dedim. Ha öyle mi? Allah rahatlık versin, ne diyeyim? Herkese iyi akşamlar. Kayacığım, gel bak misafirimiz var. Merhaba. Nüket Hanım. Siz yanlış anladınız herhalde ya. Biz zaten buradaydık ha. Misafir olan sizsiniz. Allah Allah. Biz de misafirliğe gelmedik ki. Dedem ısrar etti. Biz onunla yaşayacağız artık. Kalacağız yani. Size söylemediler mi? Bak hele ya. Kasap perdesi gibi boncuklu oğlan o. Hemen de nasıl alışmış dedeme dedi ya. Aha, gerçek, hakiki öz torun bu. Hoş geldin baba. Hoş gördük kuzum. Oğlum, sen bu Antep'in ismini kullanıp İstanbul'da sahte kebapçı açan dükkanlar gibisin ya. Öz, hakiki dükkan burada, bilesin. Başka şubemiz yoktur değil mi Kazım Baba? Bu sıfatın resminin olmadığı yerde şubemiz yoktur ya. Allah! Nüket Hanım. Ben sizin ananızı da bileyim o. Bileyim. Ya ananızın o... Gözündeki yaşı hep duydum, hep duydum vallahi. Hep duydum, hiç gözümün önünden gitmeyeyim. Aa, Kazım Bey. Siz Nüket Hanım'ın annesini tanıyor muydunuz? Çok hoş. Ha, tanıyayım vallahi, tanıyayım. İşte o vakit dedikodular almış başını, yetmiş Halis ağayla. Tabii Antep, ufak yer. Hmm. Tabii zor oldu. Kadın için çok zor olmuş. Çok zor olmuş, çok. Yani cezasını o çekti, herhalde sefasını siz sürücünüz ya. Siz neden neye çalışıyorsun? Nedense böyle şeyler hiç unutulmuyor değil mi? Hep de kadının adı çıkıyor. Nasıl oluyorsa erkekler daima temiz kalıyor. Şimdi vallahi kirlisini temizini bilmem ama... çok çekti kadın, çok. Tabii. Sizin için de zor olmuştur ha. Allah'tan ağa sizi şu İngiltere memleketine göndermiş de... böyle gözden uzak olunca iyi olmuş. Düşünsenize.
burada olucuydunuz. Sizin için neler neler diyecilerdi ya. Merak etmeyin Kazım Bey, kimse bir şey diyemezdi. Çünkü annem dedirtmezdi. Annem bu art niyetli insanlara tek başına kafa tutabilecek güçte bir kadındı. Şükür beni de tıpkı kendisi gibi büyüttü. Aa, tabii canım, tabii. Yani kendi gibi mükemmel bir kadın yetiştirmiş ya. Mükemmel bir kadın yetiştirmiş. Yani şimdi burada olaydı kesin sizinle gurur duyardı ha. Sen onca yıl bekle dur. Sonra Halis Koran'ın masasının başına kurul. Vallahi büyük iş. Billahi büyük iş ya. Damdan düşer gibi derler ya Kazım Baba. Tam da öyle oldu biliyor musun? Masada yerleri yokken oturanları yerinden kaldırıp başkalarının yerine oturdular. Halis Bey geliyor. Herkes masada yerini alsın lütfen. Seyran, iyi misin? Hiç iyi değilim Masum. Çok haklısın. Anlıyorum seni. Hiç utanmaları da yok. Sen sakin ol oğlum. Sakin ol. Ben onların havalarını, civalarını söndüreceğim. Sen sakin ol. Burası artık benim yerim. Seyrancığım, sen de gel böyle yanıma. Biz artık burada oturuyoruz, kuzicim. Tabii ya. En doğrusu da budur ya. Fuat'ın yeri kardeşine yaraşır ha, kardeşine. Burada has, hakiki, orijinal torun dururken çakmasına ne hacet ya? Yaşa Kazım babam. Oğlum. Sen anlamıyor musun bizim dilimizi? Çeksene elini. İngilizce mi konuşayım seninle? Burası benim yerim. Okay? Not okay. Ben seni gitgide daha iyi tanıyorum biliyor musun? Sen... utangaç bir çocuksun. Ne saçmalıyorsun bakayım sen? Böyle gerçek duygularını ifade edemeyip bağırıp çağırıyorsun. Halbuki yapmasan böyle. Mesela gelip benimle derdini açık açık konuşsan. Mesela karını göndermek yerine kendin gelip benimle konuşsan. Gerçekten. Çekinme bak ya. Ben seni zevkle dinlerim.
abilik ederim sana. Kayacığım, sonra mı konuşsanız bunları? Ayrıca sorun yok anne. Hani konuşuyorlardı ya. Hazır Ferit de karısının arkasını saklamamışken ben konuşabiliriz diye düşündüm. Ne dersin? Oğlum sen ne dedin lan? He? Sen ne dedin öyle zottirik zottirik konuşayım? Sen bağ bir de bağ, bağ. Hadi bağ. Ne anlattı karım sana? İnan çok üzüldüm. Kolun da iyi değilmiş. Sen de kendini güçsüz göstermemek için saklıyormuşsun herkese. Ah, Ferit ya. Bak ne kadar şanslısın. Bütün aile sana yardımcı olacak. Bunu istiyordun zaten değil mi? Bak yapamadığın ne varsa ben yaparım. Her zaman neye ihtiyacın olursa buradayım. Yardımcı olurum. Mesela senin derdin sandalye mi? Ha? Sıkma canını. Geç otur abiciğim. Ha? Geç. Değil ama sağ süründürür abicim. Kaya. Yok bir şey var. Ferit! Eyvallah. Eyvallah dede. Bu zamana kadar çok laf işittim senden. Tokadını da yedim. Vücuduma kurşun girdi. Ameliyat oldum. Kolum tutmadı. Korktum. Çok korktum. Ama hiçbiri dedi. Bu kadar acıtmadı canımı biliyor musun? Ben sana bu zamana kadar saygıda kusur ettim mi dede? Hı? Ben senin sözünün üstüne tek söz söyledim mi? Hatam olduysa affımı diledim. Karşı çıkmak zorunda kaldıysam da yine sen üzülme diye uğraşıp durdum. Ama sen beni şu
2 günlük çocuğa değişirken hiç düşünmedin dedi. Tokadı bana atmadın dede. Bize attın. Ferit de dedesine attın. Birlikte geçen zamanımıza, güzel günlerimize, anılarımıza, ailemize attın. Ben dedin ya, işi olmayan bundan sonra bu sofrada oturmasın diye. Bundan sonra dede, ne akşam, ne sabah sofrana oturmayacağım. Uyumak için bile girmeyeceğim evine. Sen yine ailenle mutlu mesut yaşa dedi. Buraya kadarmış.